Sevgili dostum, yaşın ne olursa olsun, yaşadığın zorluklara rağmen mümkün mertebe duruşunu bozmayacaksın ki ardından sonunda bozulmaz. Fakat böyle söylememe rağmen hayat bazen insana şunu söyletir. Oysa severdim insanları ben. Ama daha fazlasına müsaade etmediniz. Ben ne kadar alttan aldıysam siz hep daha fazla üstüme geldiniz. Ben ne kadar affedici olduysam siz tekrar kırmaktan çekinmediniz. Artık sabrım yok. Affım da yok. E çünkü bunu hak ettiniz. Bakalım bu yeni yüzümü beğenecek misiniz? Ya sakın. Sakın şimdi sen değiştin demeyin bana. Ve çünkü beni bu hale siz getirdiniz. Sevgili dostum, ölümün yaşı yok. Ve her insan ölecek yaşta. Az önceki metinde de dediğim gibi, mesele kimseye yük olmadan geldiğin gibi temiz kalıp temiz gidebilmekte. Ama burada şunu da fark etmek lazım. İnsan yaşı ilerlediğinde ihtiyarlamıyor. Yaşın büyüdükçe yaşlanmıyorsun. Kalbindeki yaralar çoğaldıkça yaşlanıyorsun. Kalbindeki sızılar arttıkça ihtiyarlıyorsun. Ölçü bu. Diyelim ki ya Rabbi, ey güzel Allah'ım, acele ettiğimiz için affet bizi. Çünkü dostum, imtihan bu. Gün olur evlattan gelir. Gün olur varlıktan gelir. Gün olur yokluktan gelir. Aciz nefsine uyup da şikayet etme haline. Şükret. Ne gelirse Allah'tan gelir. Evet dostum. Bazen insanlardan uzak durmak gerekir. Kendini uzak tutarsın bir süre. Ve bu çok iyi gelir. Şöyle ki, bu uzaklığı fark edip hemen yanına gelenler vardır. Bir de bu uzaklık işine gelenler vardır. Sen yokmuşsun gibi davranır. Öyle yaşamaya devam eder. Bu uzaklık işine gelenler için sen de artık veda vakti geldi diyebilirsin. Bu açıdan ara ara uzaklık iyidir.